Barbie'le Roma'ya tatile gidiyorlar. Hayır Barbie bir kişi gelir değil mi? Yok. Tatil benden daha değerli. Ben geldim ya. Yani beni aileden saymıyorsun. Öyle olsun kuzenim. Olur mu öyle şey kuzencim ya? Ben bizimkilere diyorum işte. Ya takma sen. Tatilden döndükleri zaman da sen karşılamazsın olur bir de. Aman be Figen, sen de hiç renk vermedin ha. Ben de sanıyorum ki kuzen benden yana. Ben görevimi yaptım şekerim. Okulunu erkenden bitirdin. Yarın hep beraber Roma'ya tatile gidiyoruz. Annen her şeyi ayarladı. Hiç anneciğim demek yok. Of anneciğim. Abla, gel de bir konuşmaya. Galip çok yorgunum hadi, ya. Hadi, hadi kızım, hadi. Arkadaşlar sessizlik. Ablam konuşma yapacak. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle... Nesi varmış Gülüm'ün? Fevzi Bey, 5 dakikanızı alabilir miyim? Peki. Geliyorum babacığım. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Fakat kızınızda akut karaciğer yetmezliği var. Fevzi Bey. Karaciğer nakli gerekecek. Bunu net bir şekilde söylüyorum. En kısa zamanda parça nakli yapmazsak kızınızı kaybedebiliriz. Anneyle babanın ciğeri öz bebesine nasıl tutmazmış canım anlayamadım. Durum kötü. Akrabalardan kimse yanaşmıyor. Ne yapacağız şimdi? Sıra mı bekleyeceğiz? Nasıl olacak? Beklemeyeceğiz. Doktor zaman az diyor. Bekleyemeyiz. İnternete ilan verelim. Gönüllü olana ben 1 milyon lira vereceğim. Nasıl yani? Oluyor mu öyle? Yasak cezası var ama benim umurumda değil. Doktor zaman az diyor. Diden böyle oturup bekleyemem. Anneciğim. Kızım.
Kerem. Bana bak, sakın korkma, tamam mı? Biz yanındayken hiçbir şey olmayacak. İyileşeceksin, sakın korkma. Tamam. Ama korkuyorum anne. Hem de çok korkuyorum. Ya, tam okulu bitirdim. Yeni bir hayata nereden nasıl başlayacağımı düşünürken... şimdi önüme mi düşüneceğim? Hayır. Hayır. Sakın kendini bırakma. Biz nasıl seni bırakmadık? Sen de bizi bırak. Sakın bırakma. Sakın. Sakın. Sakın bırakma.